Bir yandan çok donanımlı kadrolarımız var. İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i ve diğer büyük şehirleri yönetebilecek birikimde ve donanımda kadrolarımız var. Yerel seçimlerle ilgili stratejilerimiz hazır. Ama bununla birlikte şunun da altını çiziyorum. Biz sorumluluğumuzun farkındayız. Çünkü Erdoğan bütün projesini, bütün planlamasını yerel seçimlere göre yaptı. Çünkü yerel seçimleri almak istiyor. Ondan sonraki sürecinde genel seçimlere bir hazırlık olacağını biliyor. O sebepledir ki NAS tezinden geri döndü. O sebepledir ki Amerika'dan, İngiltere'den ithal ekonomistler getirerek Londra tefecilerinden para bulmaya çalışıyor. Körfez sermayesini Türkiye'ye getirmeye çalışıyor. Çünkü batmış bir ekonomiyi ayakta tutabilmek için mutlaka önemli ölçüde sıcak paraya ihtiyacı var. Bunun çabası içerisinde. Bunun da altında yatan temel sebep yerel seçimlere kadar ekonomiyi bir türbülansa maruz bırakmamak. Peki. Bu itibarla biz sorumluluğumuzun farkındayız. Birlikte olmamız gereken noktalar olduğunda elbette oluruz. Ama bunun ne şekilde olacağı önümüzdeki günlerin konusu. Peki. Bu itibarla değerlendirmeleri yaparken İYİ Parti ile ilgili CHP için bir şey söyleyemem. Sevgili arkadaşım Eren Bey burada, onun değerlendirmesini o yapar. Sorumluluğumuzun gerçekten bilincindeyiz ve bu seçimlerde bütün büyükşehir belediyelerinin alınması gerektiğini ve Erdoğan iktidarına bir ders verilmesi gerektiğini biliyoruz. Bu sorumlulukla hareket edeceğiz ama bununla birlikte biz İYİ Parti'nin sahadaki karşılığını biliyoruz, gücünü, kudretini biliyoruz. Özellikle genel seçimlerde karşılaştığımız sorunları gayet iyi biliyoruz. Bizler teker teker bunları deneyimledik. Biz özellikle ben kendi bölgemde deneyimledim. Mesela ben Kılıçdaroğlu için çok ciddi bir çalışma içerisindeydim ve adayımız Kılıçdaroğlu diyerek tek tek köy köy dolaşarak oy istedik ve Balıkesir gibi merkez ve merkez sağ siyasetin odağı olan bir bölgede, milliyetçi muhafazakar kültürün hakim olduğu bir bölgede Kemal Bey ciddi bir fark attı Erdoğan'a. Dolayısıyla bunları da göz önünde bulundurarak biz sorumluluğumuzun farkındayız. Yerel seçimlerde bu duyguyla hareket edeceğiz. Ama Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle kuyruk siyaseti yok. Takılın peşimize dendiğinde hayır, oturalım konuşalım. İYİ Parti'nin güçlü kadroları var. Politik duruşu belli. Yol haritası belli. Önümüzdeki dönemde ne yapmamız gerektiği konusunda yoğun çalışmalar yapıyoruz. Projeler oluşturuyoruz. Ve bu dönemde geçmiş dönemden de çıkarttığımız derslerle büyük başarılara imza atacağız. O bakımdan lütfen halkımıza çok samimi bir mesaj vermek istiyorum. Hepimiz, CHP için de eminim öyledir. Eren Bey burada doğruysa teyit eder kendisi. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve sorumluluğumuzun farkındayız. Peki. Ve şimdiden çalışmaya başladık. Tabii bir eleştiri daha geldi. Onu da anlayışla ve saygıyla karşılıyorum. Yani yoktular ortalıkta dendi. Aslında hiç öyle değil. Hemen seçimin ardından Sayın Akşener canlı yayında bulundu, basına açık değerlendirmede bulundu, sorular aldı. Onun ardından hepimiz zaten sahadaydık, onun temsilcileri olarak sahadaydık, ekranlardaydık. Hem partimizi, hem yaşananları, hem olması gerekenleri, olmayanları teker teker kamuoyuyla paylaştık. Fakat şunu da gayet iyi anlıyorum. 21 yıllık bu ceberrut iktidardan hakikaten bıkmış, yorulmuş bir Türk halkı var. Yani önemli bir kesim gerçekten çok yoruldu. Artık değişim istiyor Türkiye'de. Bu iktidardan bıktı. Türkiye'nin yeniden aydınlık günlere gelebilmesini arzu ediyor. Bu sebeple yapılan eleştirileri, bu değerlendirmeleri de saygıyla ve anlayışla karşılıyorum. Ama kimsenin şüphesi olmasın, gece gündüz çalışıyoruz. Ciddi bir kadroyla çalışıyoruz ve önümüzdeki döneme gerçekten çok ciddi hazırlanıyoruz.